Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Bahçeşehir Üniversitesi eğitim görevlisi ve Polsay Pilates Türkiye lisans sahibi Akın Saçı. Bugünkü videoda Elvin Levinler'in 12 dakikada evde ekipmansız tüm vücut egzersiz videosunu konuşacağız. Bunu inceleyeceğiz. Ben neleri farklı yapardım bunu anlatacağım. Videoyu ilk defa izliyorsanız e, genel olarak ufak bir ipucu verim. Bence güzel bir video yapabilirsiniz. Birkaç tane benim ilk defa yapacaksanız vereceğim ipucunu da değerlendirebilirsiniz videoyu yaparken. Onun dışında eğer Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenciyseniz önümüzdeki hafta sağlık bilimleri fakültesinde yeni dersin başlıyor. Egzersiz prensipleri. Üniversitede okuyorsanız sağlık bilimlerinden bunu bu dersi alabilirsiniz. Eğer Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumuyorsanız ama yine de benden hocalık eğitimi almak istiyorsanız da videonun sonunda size Nisan ayında başlayacak uluslararası bir eğitim programından da bahsederim. Şimdi videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki ben Elvin'i tanırım. Daha önce dizilerde oynadığım dönemler, oyunculuk yaptığım dönemler, beraber bazı projelerde yer aldık. O yüzden genel olarak kendisini çok severim, çok objektif olmaya çalışacağım. Yine de açıkçası egzersiz videolarını ilk defa izledim, seyrettim. Sizin bana aşağıda yorumlarda hocam şu kişiyi de inceleyelim mi, bu kişiyi de konuşalım mı diye yorumlar yazıyorsunuz. O yorumları not alıyorum. Orada Ervin'in ismi çok geçmişti, o yüzden bakmak istedim. Genelde iki tane farklı kanalı var. Bir tanesi daha böyle hayatla alakalı, bir tanesi egzersizle alakalı gördüğüm kadarıyla. ilk defa izledim. Birazcık beklentim hani dizi oyuncusu olduğu için öyle bir egzersiz üzerine çok fazla bir geçmişi olmadığı için biraz ön yargılıydım. İzleyince genel olarak çok beğendim. Elvin'le de hani gurur duydum açıkçası. Yaptığı her şey demek ki çok iyi yapabiliyormuş. Şimdi bir ufak bir nokta 30 gün aralıksız yap demiş. Genel olarak videolarını izlemedim, belki farklı şeyler söylemiştir ama bu videoyu yapabilirsiniz. Yani bugün evde egzersiz yapmaya karar verdiyseniz ya da evde egzersizler yapıyorsanız, bu yabancı hocaları izliyorsanız, Pamela Reif vesaire, araya e, bence Elvin'in videosunu da ekleyebilirsiniz. Sadece hangi videoyu yaparsanız yapın, işte bu Leslie'nin yürüme videolarını, işte Zumba videoları, e, işte Pamela Reif'in videoları vesaire. Her gün aynı videoyu yapmayın. E, çünkü vücudunuz bir şaşırtmanız gerekiyor. İki her gün aynı kaslara yüklenirseniz orada kas gelişmesi çok fazla olmayacak. Bunu çok fazla anlattım videolarımda. Bir kasın gelişmesi için bu bir glutel kas da olabilir. Kalça bölgenizdeki bir kas da gelişmesini, gelişmesini istiyor olabilirsiniz. Kol kasınızın da gelişmesini istiyor olabilirsiniz. Bir kasın gelişebilmesi için unutmayın. Önce bir egzersizde %80'den fazla zorlanması lazım. Bunu zorladıktan sonra da ertesi 24-48 saat arasında bir dinlendirmeniz lazım. O yüzden bir videoda ya da videonun sonunda çok bacaklarınızın yorulduğunu hissediyorsanız ya da karnınızın çok yorulduğunu hissediyorsanız ertesi gün aynı videoyu yapmayın. Aynı bölgeleri zorlayacak videolarda yapmayın. Ama bu tüm vücut egzersizi her kasınızı %80'den fazla zorlamıyor olabilirsiniz. O yüzden de genel olarak yapabilirsiniz. Sadece %100'ünüze kadar zorlanmadığınızdan emin olmanız lazım. Ayrıca da 12 dakika sürüyor. Eee eğer enerjiniz yeterse bence 2 set belki 3 set de yapabilirsiniz. Peki hemen videoya başlayalım. İlk başta high knee koşular yapıyor. Ee, bu arada Elvin'in her zaman zaten enerjisine bayılırım. Güler yüzü, gerçekten güler yüzü yani samimi. Enerjisiyle de size daha fazla bu egzersizleri yaptırmak isteyecek. İlk defa belki başlarken e, hemen bu high knee koşuyla başlamak istemeyebilirsiniz. Başka da bir şey yapmak istemiyorsanız bunun aynısını yapın ama koşmayın. Yani Sadece dizlerinizi kaldırın. Bu size ısınmak için biraz daha iyi bir hareket olacak. Eğer bununla başlamak istiyorsanız da öncesinde biraz yürüyüşler, ufak koşular, e, yalandan ip atlamalar, ipsiz bir şekilde gibi ufak egzersizlerle ısındığınızdan emin olun. Hemen bir anda dizleri kaldırarak koşmak özellikle yeni başlayanlar için belki çok iyi olmayabilir. E, i̇kinci yaptığı sumo squat... Belki bu sumo squat'ı birinci hareket olarak da kullanabilirsiniz. E, sumo squat'ta sabit duruyor bence okey uygun e, ya da topuklarını kaldırıp aşağı iniyor. Onun yerine ısınmak için full inip kalka da bilirsiniz sumo, sumo squat'ta. Hem bir tık daha kolay olacak çünkü her kalktığınızda biraz dinlenmiş olacaksınız. E, hem de birazcık eklemlerinizin ısınması için de birazcık yardımcı olacak. Dediğim gibi eğer daha önce ısınıp da hazırlanıp geldiyseniz e, videoyu yapmaya başlayacaksanız ama bazen insanlar öyle bir şey oluyor ki videoyu hani basayım hemen bununla başlayayım istiyor. Eğer öyle bununla başlayacaksanız ilk hareketi dediğim gibi koşmadan sadece dizlerinizi kaldırarak sumo squatı da normal squat gibi inip kalkarak yapabilirsiniz. Belki ikinci turda iki set yapacaksınız. İkinci turda bunları aynı Elvin'in yaptığı gibi hem zıplayarak hem de ikincisini durarak yapabilirsiniz. Üçüncü hareket yine aslında çok eğlenceli güzel bir hareket durmasını çok beğendim bazı egzersiz videolarını izliyorum arada eğitmenler hiç durmuyorlar hiç durmamayı tabii ki çok tavsiye etmiyorum özellikle yeni başlayacak insanlar için o yüzden elvin gibi durarak bir nefeslenerek toparlanarak yaparsanız bir sonraki hareketin daha veriminin yüksek olduğundan emin olabiliriz güzel bir şekilde jump squatlar yaptı. Arada da mesela alternatif gösteriyor. Eğer diyor bu ellerinizi yerde koyarak versiyon hani çok zor gelirse normal squatı da yapabilirsiniz. Jump squat yerine normal squat yapabilirsiniz. Ya da ellerinizi yerlere götürmeden normal bir şekilde jump yapabilirsiniz. ben bir tık daha squatlarda Yapılabiliniyorsa daha dik olunabilinir diye düşünüyorum. Benim ayak bileği dorsifleksiyonum çok kısıtlı. Yani ayak bileklerim çok bükülmüyor. O yüzden ya çok aşağı inemiyorum... ...ya da bir tık daha böyle bükülerek iniyorum. Ama siz yapabilirsiniz ayak bilekleriniz iyiyse. Daha dik ve daha düz çökmeye çalışın. Peki Russian Twist. Aynen bu şekilde elden gibi bu hareketi yapabilirsiniz. Çok zor gelirse yeni başlıyorsanız... ...kemik erimeniz varsa ya da fıtığınız varsa... ...bu harekette mesela size çok uygun olmayabilir biraz zorlanıyor olabilirsiniz kemik erimesi ve fıtık gibi durumlarda bu rotasyonları yapmadan ayaklarınız yerde daha düz bir şekilde sadece otursanız bile çok iyi çalıştıracak ya da herhangi bir sakatlığınız yok ama ilk defa yapıyorsunuz aynı hareketi ayaklarınız yerdeyken de yapabilirsiniz elvin gibi güçlüyseniz hareketin aynısını yapabilirsiniz şimdi bir sonraki teaser ismi de veriliyor hold işte tutun tutma bekleme ismi de veriliyor bu hareket de yine gerçekten zor bir hareket. Yine kemik erimesi ve fıtığı olanlar için çok uygun olmayacak bir hareket olabilir. Çok ileri seviyeyseniz, kemik erimeniz ve fıtığınız varsa ama çok güçlüyseniz... Benim var mesela fıtığım ama güçlü olduğumu düşünüyorum. Düz bir sırtla, fiş fleksiyona gelmeden, kapanmadan düz bir sırtla yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Eldin bu hareketi gördüğünüz gibi düz bacakla da yapıyor. Gerçekten çok zor. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Ee, yine çok zorlanırsanız bu harekette... Tek ayağınızı yere basarak tek ayak yukarıda yapabilirsiniz. Belki bir süre sonra böyle bükülü bacağa geçebilirsiniz. Eğer çok ileri seviyedeyseniz iki bacağınızı düz düz da yapabilirsiniz. Bruce Lee'nin V sit ve oturuşu dediği bir hareket gerçekten de bu harekette çok iyi karın kasları yapmış. Biz pilates'te buna teaser isminde veriyoruz. Bir sonraki hareket crunch front kick. Bu da yine karın için aslında çok güzel bir hareket ama hem ...kemik erimesi hem de fıtık için biraz riskli olabilecek hareketlerden bir tanesi. Eğer ilk ders için sizi çok zorlayacak bir hareketse... ...ya da böyle bir omurga rahatsızlığınız varsa... Daha birazdan yapacağı plank gibi hareketleri de diz üstünde plank gibi hareketleri omurganızı çok fazla fleksiyon getirmeden yapacağınız hareketleri tercih edebilirsiniz. Eğer herhangi bir um, omurga rahatsızlığınız ya da sakatlığınız yoksa bu hareketi yapabilirsiniz. İlk ders için çok zor gelirse tek ayağınızı yere koyarak da bu hareketi yapabilirsiniz. Bu arada yine en fazla sevdiğim şeylerden bir tanesi Elvin mesela o da yoruluyor zorlanıyor gördüğünüz gibi. Ee, dinleniyor. Her seferinde bu 15 saniye dinlenmeleri gerekirse kendiniz için uzatabilirsiniz bilirsiniz. E, pausa basın çünkü önemli olan egzersizi yaparken bir sonraki hareketi doğru formda yapabilmek. Şimdi plank'e geçtik. Bu dediğim gibi omurga rahatsızlıklarında yapabilecek güzel bir hareket çok mükemmel olmasını istiyorsanız hareketin aynadan bakın. Pelvisinizin çok düşmediğinden ya da çok kalkmadığından emin olun. Mükemmele yakın yapıyor hareket. E, arada bir belki kendine bakmak için belki de e, bir saniye dinlenmek için boynunu aşağıya doğru düşürüyor. Siz düşürmediğinizden boynunuzu ve aşırı şekilde yukarı kaldırmadığınızdan da emin olun. Yine dediğim gibi pek çok hani ben spor hocasıyım diyen insandan daha güzel yapıyor. E, Twist'e geçiyor. Twist'e geçtiğinizde de yine omurganıza dikkat etmeniz lazım. Benim en sevdiğim hareketlerden bir tanesi bu plank'deyken twist yapmak. Yine boynunuzu çok fazla aşağıya düşürmediğinizden emin olmanız gerekiyor bunu yaparken. Eğer bu hareketleri yaparken ilk derslerde çok zorlanırsanız bunları dizlerinizin üzerinde yapmayı unutmayın. Önemli olan çünkü sakatlanmadan uzun süre güzel hareketler yapabilmek. Peki devamında lunch. Yine lunch'ta hem kilo vermek isteyenler için hem sağlıklı olmak isteyenler için yapması gereken güzel hareketlerden bir tanesi. Dersinizin daha başına da ...ekleyebilirsiniz isterseniz. Hani bacaklarla belki daha fazla ısınmak için ama dersin ortasında bu şekilde olur. En sevdiğim taraflarından bir tanesi de geriye doğru adımla yapması. Ben de lunge yaptırdığım zaman kesinlikle geriye doğru adımla yaptırıyorum. Çünkü öne doğru adımla yaptığınız zaman dizlerinize çok fazla yük binme ihtimali var. Özellikle YouTube'dan bakarak izlediğinizde biz hocaların sizi görme imkanı olmadığı için... E bu tarz öne doğru dize yüklenmeli riskli hareketleri çok sevmiyorum. Onun yerine bu şekilde geriye doğru yaparsanız çok iyi olur. Diziniz yere böyle değecek kadar yakın olsun ama dizinizi yere vurup da kendi canınızı yakmayın. Ama her seferinde büyük adımlar ve diz neredeyse yere değecek kadar inecek. Şimdi sıradaki hareket Rainbow Kick. Daha önce birkaç tane de inceleme videomda birkaç hocanın bunu aslında ne kadar eksik yaptığını anlatmıştım. Hatırlayacaksınız eski videolarımdan. Burada yine dikkat etmeniz gereken en önemli şey belinizin sabit olması. Bazı insanlar bu hareketi yapmak için, iyi yapmak için bacağı çok fazla yukarı kaldırmaya çalışıyor. O zaman diz bükülmeye başlıyor ve belden çok hareket etmeye başlıyor. Yine boynunuzu çok kaldırmadığınız zaman, çok indirmediğinizden emin olacaksınız. En fazla dikkat etmenizi istediğim nokta burada. Aynaya bakın yandan belinizin hareket etmediğinden emin olun. Çünkü bacak yukarı kalkmaya çalıştığında beliniz fazla oyuk hale gelecek. Karnınız aşağıya doğru düşecek. Ve aşağı indiğinde tekrar düzelecek. Buna engel olun. Gerekirse daha az kaldırın bacağınızı. Ama omurganızın bel bölgesi, lumbar bölge dediğimiz kısım lütfen hareketsiz bir şekilde kalsın. Şimdi shoulder bridge, köprü hareketi. Burada özellikle Elvin'in ilk yaptığı tekrara hani videoya bakarsanız dikkat edin ilk yaptığını ben en beğendiğim o. Çünkü omurgayı hafif fleksiyona doğru getirip yukarı kaldırıyor. Diğerlerinde normal düz indirip kaldırıyor. Bu da yanlış mı? Hayır değil. Bu da bir tercih. Düz indirip kaldırabilirsiniz. Özellikle bir omurgada bir sakatlığınız rahatsızlığı varsa düz indirip kaldırmalar daha iyi fleksiyona göre. Fakat bazen insanlar Nin eski videolarını hatırlayacaksınız. Çok fazla kaldırıp bel boşluğunu arttırıyorlar bu hareketi yaparken. Halbuki bu hareket bel boşluğu fazla olan insanların sakatlanmaması için bel boşluğunu kapatmaya yönelik bir hareket. Tabi insanlar genelde bunu kalça bölgesi bu gluteal kasları ...popo kaslarını güçlendirmek için yaptıkları bir hareket olduğu için... ...genelde böyle ona bele çok fazla dikkat etmeden... ...mümkün olduğunca kaldırmak iyi gibi düşünüyorlar. Ama değil. Eğer zorlaştırmak istiyorsanız çok kaldırmayın. Onun yerine tek bacakla yapın. Yani tek bacağınızı kaldırın yukarı. Tek bacağınızı indirip kaldırarak yapın. O hareketi zorlaştıracak. Yeter ki yukarı kalktığınızda şöyle yandan bir aynaya bakın. Bel boşluğunuzun çok artmadığından emin olun. Şimdi gördüğünüz gibi bitti... 10 dakikada bitti egzersizler. Çok iyi. Zaten 5. saniyede falan hemen başlamıştı. Ardından da yaklaşık 2 dakikalık bir stretch kısmı var. Bu stretchleri hem 2 set 3 set yapacaksanız en sonda da yapın. Hem de o setlerin arasında dinlenmek için de bu egzersizleri yapabilirsiniz. Zaten Elvin'in yoga ile alakalı iyi eğitimler aldığını, iyi hocalarla çalıştığını biliyorum. O yüzden stretch konusunda çok iyi olduğuna eminim. Sadece siz eğer çok esnek değilseniz Esnemek için çok aşırı kendinizi zorlamayın. Esneklik hızlı gelişen bir şey. Bugün, yarın, öbür gün hemen çok daha hızlı hızlı güzel olacaktır. Yine bir omurga rahatsızlığınız varsa ya da bir eklem rahatsızlığınız varsa diz, kalça vesaire çok abartı esnemelerden kaçının size bir tavsiyem de bu olacak. Böylece bugünkü videonun sonuna geldik. Videonun başında bahsettiğim gibi Nisan ayında bir uluslararası hocalık serisi tekrardan başlayacak. Eğer bir Pilates hocası olmak istiyorsanız ya da zaten Pilates hocasıysanız ama uluslararası bir sertifikaya sahip olmak istiyorsanız ya da evde kendi kendinize egzersiz yapacaksanız ama bilinçli bir şekilde yapmak istiyorsanız aşağıda hem akin.saatçi kendi Instagram adresimi yazıyorum hem de Polsar Pilates Türkiye'nin Instagram adresini aşağıdaki açıklama kısmına yazıyorum. Oralardan bize ulaşıp bu 52 tane ülkede devam eden eğitimlere ben de 12 tane farklı ülkede veriyorum bu eğitimleri. Bu uluslararası eğitimlerin bilgisine gidip Instagram'dan bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. Aşağıda bu video ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Elvin Elvin'le alakalı neler düşünüyorsunuz bu video ile alakalı ve bir sonraki inceleme videolarına kimle alakalı konuşalım. Ben Zumba ile alakalı konuşmayı düşünüyorum. Ee, ama sizin isteklerinizi benim için çok önemli. Ona göre birazcık şekillendireceğim. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi yani gerçekten beğendiyseniz ruhen aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalda hala takip etmiyorsanız takip etmeyi bir düşünün. Oradaki çanı kanalımda mutlaka basın. Ben Akın Saatçi. bir sonraki videoda görüşmek üzere.